Kızım. Anneciğim. Onur yok. Ne oldu buraya böyle? Önemli bir şey değil. Hallediyorum ben. Onur'la çocuklar sen de bu arada. Bakarım. Emre başladı mı klasik müzik dinlemeye? Yo. Ne demek yo? Viyana'ya gidiyoruz Şubat'ta klasik müzik konserine. Ha? Konser sırasında uyusun mu çocuk? Biraz kulağının alışması lazım. Söylerim istersen. İsterse. Bu Rukiye Hanım vefat etmiş. Büyük ev sahibi. Evet biliyorum. Değil mi? 280 yaşındaydı zaten. Ölmeyecek de ne? Siz liseden şeydiniz değil mi? Sınıf arkadaşıydınız. Pazar günü çocukları kahvaltıya getirin. Tamam. Yemeden gelsinler. Tamam. Yemeden Şebnemciğim. Onlar zaten tok diye bir cümle duymak istemiyorum. Tamam söz. Hep söz veriliyor da gerisi yok değil mi? Neyse sinirimi bozmayacağım hiç. Bir şey ikram etseydim, soğuk bir şeyler. Bırak şimdi. Ne oldu? Bu Rukiye Hanım'ın evi var ya, rahmetli Rukiye Hanım'ın. Evi satılığa çıkmış. Biliyorum, duydum. Kaanlar dönmüyormuş Londra'dan. Diyorum ki, aşkım, biz alalım. Ev çok büyük. Yani ev buranın en büyük evi. Bir de bir marka. Bize çok yakışacak. Özellikle sana çok yakışacak. Bak şimdi. Fazla gösteriş değil mi? Biz öyle şeylerden biliyorsun bilhassa uzak duruyoruz. Kaç kuşaktır bizde sevilmez öyle abartılı şeyler. Sen de biliyorsun. Biliyorum da o da şimdiye kadarmış. Ya nasıl söyleyeyim aşkım? Ben çocuklara aslında bir güç, bir ego altyapısı vermek istiyorum. Dünya değişti, her şey değişti. Sen de biliyorsun. Ayrıca bu ailenin reisi de sensin. Yani böyle şeyleri değiştirmek senin işin. Aşkım, üç kuşaklık öğretilerle mi devam edeceğiz Allah aşkına? Sen ne diyorsun? Ben değil, sen ne diyorsun? Senin fikrin önemli. Bir kale kurmalıyız diyen sen değil misin sonuçta? Öyle de. Öyle. Öyle. O da benim kulağıma küpe oldu işte bu zamana kadar. Bak. Aşk. Bu diyeceğimi ciddi ya. Aşkımdan söylemiyorum yani. Çok zeki bir adamsın. Çok akıllısın. Yani böyle değişiklikleri, böyle hamleleri bir tek sen yapabilirsin. O yüzden aslında akıl danışıyorum sadece.
Yok hayatım, zaten bu avam peyzajla yürümeyeceğim. Sen of. İşte yarın bir şeyler çiz getir bana. Ercan'a da söyleyelim. O da bir evin içini gezsin. Bir düşünsün bakalım neler yapılabilir. Tamam. Öptüm. Hop. Ne? Ya Fuar mı? Dokunmadın bile. Fuar baba ya. Kendini yere attın, gördüm. Nerede bu evin kameraları? Hah, gel. Gel bakalım, gel gel gel. Bu kamera o tarafı görmüyor ki. Attın kendini yere. Anne, var yapamadık. Kamera şurayı görmüyor. Aa. Gel buraya, gel. Gel. Aa! Fol! Sızdırıyor mu sence bu eve? Nasıl yani? Ne bileyim. Böyle üst katta bir ıslaklık var gibi sanki ama. Nasıl geçti okul? Ne yaptın? Hiç ya. Saçmaladım. Çok kötü geçti. Niye be? Ne bileyim. Dikkatim dağıldı. Patates ettim her şeyi. Düzeltirsin. Salla. Öyle deyince olmuyor işte. Çok seviyorum seni. Dünyanın en harika kızısın sen. Öf tabii. Yalnız bir tek sen öyle düşünüyorsun. En doğrusunu annem biliyor mu ondan? Oh. Ne kadar alırsın bunu? İyi günler. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok özledim seni. Ben de. Akşama bütün hazırlıklar tamam aşkım. Akşam? Evlilik yıldönümümüz ya aşkım. Parti yapacaktık. 17'si bugün cuma. Sen günleri karıştırdın. Hadi. Aşk, çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Hı? Yeter hayatım, üzme kendini bu kadar. Aşkım, nasıl üzmeyeyim ya? İçim yandı resmen. Halledeceğim ben. En güzel şekilde hem de. Gerçekten mi? Aynen. Aynı yüzükten alacağız.
aynısının tıpkısından. Tamam mı? Kaybettiğini hatırlamayacaksın bile. Ama... Ya gideriz bir hafta sonu. Ben önden konuşur hazırlatırım da. Hatta belki alışveriş de yaparsın. Hı? Bak ya, açık yeşil kutular söz konusu olduğunda nasıl da parlıyor gözleri birinin. Ya, ya nasıl bu kadar iyi tanıyorsun beni? Mutlu musun? Mutluyum. Hı. Sakinleştin mi? Sakinleştim. İyi. Tamam. Ben hazırlıklara devam. Catering gelecekti, ona bakayım. Uf. 5 dakikada ya nasıl çözün aşkım sen benim işimi ya? Of, bu da çok ağlandı. Zaten saçı da çok komik olmuş. Anneciğim, niye buradasın sen? Şu Lara'ya gıcık oluyorum. Aa, gel de benim kalk. Kalk, 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 kalk. Ay anne. Saçımı laf etti bir ton. Ay o mu laf etti? Donuk zekalı, geç. Saçma mı olmuş saçım? Ay Ece saçmalama ya. O salağın lafında iş mi yapacağız Allah aşkına? Ece, anneciğim. Senin bu laf geçirme yeteneğini bizim geliştirmemiz lazım anneciğim. Tamam mı? Biri sana bir şey mi dedi? Canını mı sıktı? Cart diye lafı koyacaksın. Anladın mı? Ağlaya ağlaya koşup gidecek. İnsanlara senden korkmayı öğreteceksin. Ya işte. O anda aklıma bir şey gelmiyor. Gelecek anneciğim. Gelmesi lazım. Sosyal hayatta bu çok önemli. Abu geçeceksin. O ne be? Anlatırım. Hadi, hadi, hadi. Kalk, hadi. Hadi. Anne. Senin bacağına bir şey mi oldu? Senin annene bir şey olabilme ihtimali var mı acaba? Ha? Senin annen var ya, onu kaplan. Şurada paranı da atayım mı? Atayım. Ya. Birden öyle geldi bana. Hmm. Nuri Osmaniye'de eski han. Onun bodrum katına gel cuma günü akşam 9'da. Boş gelme, öttürürüm o prenses hayatını. Ah Şebnemciğim. Ah, canım. Şekerim. Oy. Çok sevindim gelmene. Ay, canım benim, ben de öyle. Ay. Her şey harika görünüyor. Ya evet, çok teşekkürler. Özel günümüz. Onur biraz mutlu olsun istedim. Ay sizin aşkınız da. Ay canım benim. Ah, sesleniyorlar bana. Tamam görüşürüz. Görüşürüz. Anneciğim. Canım. Hoş geldin. Hoş bulduk tatlım. Bu mu şimdi? Ne? Hmm, bu işte. Çok istedi Onur. Mecbur taşındık işte. Ne yapalım? Tabii tabii eminim. Mutlaka öyledir. Onur yine New York'a mı gidiyormuş bu hafta sonu? Evet, iş için gidiyor işte. Hah, çok çalışkan oldu bu çocuk. Hı. E ne yaptın klasik müzik işini?
Ha, söyledim. İstemedi. Bana da evladımın özgür iradesine saygı duymak kaldı. Eninde sonunda kurtulacağım sen. Ya, eninde sonunda. İnan bana. Ne kadar tatlısınız tabii. Anne kız, böyle mıkır mıkır muhabbet. Lütfen. Maşallah de. Hep böyleyiz ama annemle. Onur da der, buldunuz birbirinizi, beni unuttunuz diye. O zaman. Maşallah, maşallah size. Nacır, sence bakalım. Görüşürüz. Hediyeni unuttum. Ev hediyesi. Nasıl? Anneciğim. Ah. Ne zevklisin ya. Şebnem, nereye be? Ah şekerim, gel. Bir tane bile kalmamış. Ben Duran'ı yolladım. Mecbur ben gidip alacağım. Sakın çaktırma. Bayağı organizasyon hatası. Tamam, yok canım. Sakın. Tamam, hoş bende. Hadi tamam. Ne oldu sana? Hiç. Hiç mi? Yüzün bembeyaz. Bilmiyorum, farkında değilim. Allah bilir ne pis şeyler yapıyorsundur böyle zayıf kalabilmek için. Kan mı kustun sonunda? Şebon, ne yüzünü değiştirdin sen? Ay canım, beni bir sıktı elbise. Herhalde bu hafta biraz fazla kaçırmışım. Dedim değiştireyim. Olsun, bu da çok yakışmış. Teşekkür ederim. Heh, prenses de geldi. Sen nerelerdesin ya? Hayatım. Aşkım, buradayım canım. Nereye gideceğim? Bir konuşma yapın artık ha. Canım sevgilim, hiç sevmez böyle şeyleri. Yani biz hep aramızda konuşuruz, aşkımızı, sevgimizi. Ama ben severim. Bunca yıl sonra bile ona olan aşkımı, hayranlığımı haykırmak bana iyi geliyor. Sen çok harika bir adamsın. Ve ben seninle olduğum için, yani ben ve çocuklarım seninle olduğumuz için çok şanslıyız. Bravo, bravo, bravo. Asıl şanslı sensin ha.
Ha Roho. İki şişe almıştım garajda. Onları alıp getirir misin lütfen? Tamam. İşte ondan sonra da... Yalnız bunlar gayet güzel eğlendiğimizin göstergesi. Halıya dökmeler falan. Bak ya, bizim evdekiler olsa kıyameti koparmışlardı biliyor musun? Yok canım, yani en sevdiklerimizle en güzel günde eğleniyoruz. Şey yaparız, temizleriz, geçer gider. Sana kolay gelsin. İyi eğlenceler. Arkadaşlar çok güzeldi. Çok teşekkürler. Sağ olun. Her şey çok güzeldi. Teşekkür ederiz. Bizleri yalnız bırakmadınız. Biz teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Her zaman. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.